Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık görevini yapmanın yanı sıra saray rejiminin ve saray düzeninin ve Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi olarak ifade edilen 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğiyle OHAL şartlarında ve devlet gücü orantısız kullanılarak ve vatandaşımız yanıltılarak ve kıl payı yapılan bir anayasa değişikliğiyle hayata geçmiş tek adam rejiminin parlamentodaki savunucusu konumunda, parlamentonun yaptığı tüm faaliyetlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak denetim görevimizi yerine getirdiğimiz, sayısal olarak itirazlarımızı dile getirdiğimiz ve tüm aşamalarında Cumhuriyet Halk Partisi olarak denetim görevimizi yaptığımız ve eksiklikleri tespit ettiğimiz noktalarda dönüp Şentop'a yazılar yazıyoruz. Parlamentoda yerimizden yaptığımız konuşmalarda, kürsüden yaptığımız konuşmalarda bunları dile getiriyoruz. Zaman zaman kendisinden randevu alıyoruz, gidiyoruz ve itirazlarımızı söylüyoruz. Sayın Şentop maalesef bir tarafsız meclis başkanı olarak görev yapmak, denetim görevini yapmak yerine bizim hatırlatmalarımızda hep topu taca atıyor. Ama fırsatını bulduğunda da kamuoyunu yanıltır şekilde bu tek adam rejimini savunuyor ve bilgileri, belgeleri her seferinde, her fırsatını bulduğunda çarpıtarak kamuoyunu anlatıyor. Daha geçen hafta şunu yaşadık. Kadına karşı şiddet vakalarının tahammül edilemez şekilde artmasından ve 68 günde 69 kadın cinayeti olmasından sonra KEFEK komisyonumuz, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonundaki Cumhuriyet Halk Partili üyeler komisyonu toplantıya davet ettiler önce sözle. Olmadı, 1/3 imzayla böyle bir hakkınız var iş tüzüksel olarak, bunu yaptılar, dinlemediler ve komisyon başkanı 1/3 imza varken tek yapacağı iş komisyonu toplantıya çağırmakken çağırmayıp 3 hafta sonra başka bir gündemden çağırdı. Bu konuda dahi meclis başkanı görevini yapıp da "ya kardeşim imzalar tamamsa toplantı yapılır" diyemez noktadadır. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Şentop'un Kriter dergisine verdiği bir röportajı okuduk. Röportajın özü şu, uzun uzun dediklerini okuyacak değilim. Ama özünde şunu söylüyor. Soru önergeleri yanıtlanmıyor diyorlar diyor. Bu sistemde soru önergeleri parlamenter sisteme göre daha çok yanıtlanmaya başladı diyor. Ya böyle bir ifadeyi duyunca insan hakikaten bildiğinden şüphe ediyor. Bildiğinden. Sayın Şentop Anayasa Komisyonu Başkanı iken rejime kasteden anayasa değişikliği yapıldı. O salondaydık. Bütün itirazlarımızı söyledik. Sayın Şentop Anayasa Komisyonu Başkanı olarak bu sistemin denetimi arttıracağını, sözlü sorunun kalktığını ama bakanlara soru sorulamayacağını, çünkü bakanlar sistemin doğası gereğince meclise gelmeyecekler diyor. Ama yazılı soruyu, cevap süresini anayasaya koyduklarını söyledi. Anayasaya. 15 gün içinde cevaplanır. Anayasaya koyduk diyor. Peki, şimdi bakın. Sayın Şentop öyle söylüyor ki gerçekten insan bildiğinden şüphe ediyor. Ne dedi? Bu dönemde soruların cevaplanma oranı parlamenter sistemden daha çoktur. Süresi içinde cevaplanma oranı. Meclisin internet sitesine bugün bizi televizyonlarından izleyen herkes girip bakabilir. 27. dönemde bu dönem 42 bin önerge verilmiş. Süresi içinde 5 bini cevaplanmış. Bu %11.9'a denk geliyormuş. %11.9'a. Sayın Şentop diyor ki, hayır efendim diyor. %60'a yakın cevaplanıyor diyor. Dediği şu, sen bir şey soruyorsun. 15 gün içinde cevap verilmesi anayasal zorunluluk. 1,5 yıl sonra cevap yolluyor. Sayın Şentop onu da sayıyor. Mesela
Hani bugün elektrik kesintilerinden bahsettiler ya, bahsedeceğiz. Elektrikler kesilmiş, elektrik idaresini arıyorsun, TEDAŞ'ı arıyorsun. Bugün akşam arıyorsun. Elektrikler ne zaman gelecek diye soruyorsun. Bir sene sonra arayıp, geçen sene saat 11:30'da gelecek diyorlar. Bu soru önergesine cevap mı? 1,5 sene sonra verilen cevap cevap mı? Ya da arıyorsun, soruyorsun, elektrikler kesildi, ne zaman gelecek? Barajda üretilen elektrikler evlere dağıtılmaktadır diyor. Bakın, işte size örnek. Atilla Sertel, eski Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, basit bir soru soruyor, çok basit. Bakın, son 3 yılda basın kartı iptal edilen gazeteci sayısı kaçtır? Bakın, süresi içinde cevaplamışlar. Fuat Oktay, cevap ektedir diyor. Kağıt israfına bak. Buraya cevabı yazacağını, cevap ektedir. Açıyorsunuz, cevap şu. Basın kartı iptal işlemleri basın kartı yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca yapılmaktadır. Şentop bunu cevaptan sayıyor. Normalde bunu gerisin geri yollaması lazım. Madem millet adına görev yapıyoruz. Milletin vekili sormuş. Soru, son 3 yılda kaç basın kartı iptal ettiniz? Bir rakam söyleyeceksin. Yönetmeliğe göre yapıyoruz. Ben sana hangi yönetmeliğe göre yapıyor musun diye sormuyorum ki, onu zaten biliyorum. Sen kaç tane iptal ettin diye soruyoruz. Cevap yönetmeliğe göre yapılıyor. Sayıya cevap. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer. İlk kez göreve alınan kamu yöneticisi sayısı kaçtır Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle? Cevap. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre yapılmaktadır. Kaç kişi? Cevap, kararnameye göre yapılmaktadır. Ve %11 süresi içinde cevaplanma oranı. Şentop'un dediği ne? Bir önceki dönem, yani bu anayasa değişikliği yapılmadan hemen önce Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım Başbakanken, rejimin canına bunlar okumuşken, anayasa ayaklar altındayken, meclis fiilen yok sayılıyorken ve Devlet Bahçeli çıkmış, fiili durumu anayasaya yazalım derken, yani fiilen başkanlık sistemiyle Cumhurbaşkanlığında oturuyor, Başbakan Davutoğlu'nu alıyor, kapının önüne koyuyor, Binali diyor biniyor, İnali diyor indiriyor başbakanlık koltuğundan. O dönemde %10.99'muş, şimdi %11 olmuş. Bununla övünüyor. O dönemde de AK Parti iktidarda ve rejimin canını okuduğunuz yıl. Bakın, parlamenter sistemle karşılaştıracaksan işte Ecevit'in dönemi %86. Süresi içinde yanıtlanma oranı. Sayın Şentop, geldiğiniz CHP ile iki partili ilk döneminiz, ilk 5 yıl hani övündüğünüz %63. Üçlü koalisyon 87. İlk Abdullah Gül ve daha sonra Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri %62. Binali bindim, koltuğum elimde, evime döndüm dönemi %10.9. Şimdi %11 olmuş. Bununla övünüyor Şentop. Ne diyelim ya? Ne diyelim, insan bu kadar mı pervasızca, bu kadar mı gerçek dışı konuşur? Parlamenter sisteme göre iyiymiş. %10.9'u 11 ile geçmiş. %83 ile 87 ile üçlü koalisyon cevaplıyormuş. Cumhuriyet tarihi boyunca da soru önergelerinde böyle rakamlar, bakın AK Parti dönemindeki düşüşe bakın. 86'dan 62'ye, 49'a, 22'ye, %10'a düşüyor. Bilinçli olarak meclisi hiçe sayan, sorulara cevap vermeyen, verileri karartan, hesap vermek istemeyen bir yönetim anlayışı. 90'lar, 80'ler, 60'lar, 50'ler, nihayet 10. %10'la övünen bir meclis başkanıyla karşı karşıyayız. Ve sonra da diyor ki, meclisin soru önergelerine iyi yanıt verilmediğini iddia etmek ya mukayese kabiliyetlerindeki eksikliktenmiş ya da bilgisizlikten. Bilgiyi buraya koyduk. Mukayeseyi milletimiz yapsın. Mukayeseyi sayın basın mensupları yapsın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. Bir süredir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin
adına konuşanlar, özellikle Recep Tayyip Erdoğan, artık öyle bir noktaya geldiler ki yalanı doğru gibi anlatıyorlar. Biraz önceki verdiğim örnek gibi insan bildiğinden şüpheleniyor. Tabii Sayın Genel Başkanımız cevaplar verdi. O cevapları gençler çok beğendiler. Instagram, TikTok, bütün sosyal mecralar yıkılıyor. Soruyor Recep Tayyip Erdoğan, sen neden aşıyı Türkiye'de devletin parayla sattığını söylüyorsun? Genel Başkan diyor ki böyle bir şey demedim. Ne zaman demişim? Parayla satılmadığını biliyorum. Peki o zaman sıran gelince aşı olacaktın. Neden gittin oldun? Genel Başkan cevaplıyor, sıram geldi de oldum. Ben size söyleyeyim, sormuş sonra çıkışta yanındakilere. Sırası gelince oldu demişler. Genel Başkan'ın yaşını sormuş. Yaşını söylemişler, kendi yaş grubunda olduğunu söyleyince onun var mı o kadar yaşı demiş. Ya şimdi dönüyor da dönüyor TikTok'ta. Bütün gençler bunu paylaşıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor ve nasıl gerçeklikten kopuk, nasıl yalanı gerçek gibi söylüyor, cevabı alıyor ve bu ülke kimlerin eline kalmış. Şimdi devam ediyor. Diyor ki biz demokraside ve ekonomide reformla ilerleyelim diyoruz. Onların gönlünde hala tek parti özlemi var. Şimdi tek kişi bütün atamaları yapıyor. Her şeye karar veriyor. Milletvekilinden hakimine, rektöründen genel müdürüne kadar her şeyi kendisi belirliyor. Yetmiyor. Makbul bir muhalefet partisi istiyor, buluyor. Prompter önünde, kablolar sarayda. Nasıl isterse Devlet Bahçeli öyle konuşuyor. Her şeyi yaptı şimdi ana muhalefeti. İstediği gibi yapamadı. Bu sefer aklından geçeni o belirliyor. Bizim aklımızda tek parti özlemi varmış. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kurtaran kadroların en çok övündükleri iş bu ülkeyi demokrasiyle tanıştırmak. Çok partili rejimle tanıştırmak. Biz tek parti döneminde iktidardık. Tek partiydi. Sonra bunu çok partili rejime geçirdik. Seçimlerde de bir başka partinin iktidarı olmasını gördük, yaşadık, saygı duyduk, muhalefete geçtik. Bundan büyük erdem var mı? Senin döneminde çok partili rejimden tek parti diktatoryasına, parti devletine, devletin partisine geçtiniz. Valileriniz il başkanı gibi davranıyor. Yaptığı toplantıları sadece iktidar milletvekilleriyle yapıyor. Cumhurbaşkanı yardımcınız İstanbul'da finans merkezinin sorunlarını görelim, nasıl hizmet edelim, cazibe merkezi haline getirelim diye Cumhurbaşkanı yardımcınız toplantı yapıyor. AK Parti'nin grup başkan vekili var, AK Parti'nin milletvekilleri var, bakan var, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Çünkü sizin partiden değil. Oysa ki oranın metrosunu harır alır çalışarak İstanbul Büyükşehir yapıyor. Oraya gidecek pek çok hizmeti İstanbul Büyükşehir yapacak. Ama sen sadece ve sadece tek adam rejimi ve parti devletine geçtiğin için bunu söylüyorsun ama muhalefetin gönlünden ne geçtiğini bile kendisi taahhüt ediyor. Kendisi belirlemek istiyor. Böyle bir anlayış var. Bunlara kafa yorma. Bizim gönlümüzden ne geçtiği belli. Yeniden demokrasi, yeniden kardeşlik, yeniden barış, yeniden gülen yüzler ve artık sorunu çözülmüş toplum kesimleri. Sen otur, perişan ettiğin esnafı, kısa çalışma ödeneğine mahkum ettiğin işçileri, üç tanesinden biri işsiz olan gençleri, dört kişiden biri işsiz olan koca işsizler ordusunu, insanların dört kişiden bir tanesinin işsiz gezmesini, bunları anla. Yoksulluğa bir çare bulmayı düşün. Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşma. Ve tek bir derdi var. Önce geldiler, anlattılar. Dediler ki sürmez gitmez. Bir saplantı halindesiniz ve damadınız yanlış yönetiyor. Faiz sonuç değil sebeptir deyip faizleri suni şekilde düşürürken yurt dışından Türkiye'de gelmiş olan yatırımcıların Türkiye'den dolar alarak çıkmaları engellenemezken, insanlar TL'ye değil dolara güvenirken, Merkez Bankası bununla mücadele etmek için akılcı politikalar yerine piyasaya işte sinyal niteliğinde anlık müdahaleler yapması gerekirken, dakikalar süren, bilemediniz saatler süren, aylarca sürekli
Dış güçlerle mücadele, dolar satıyoruz. Acari açığı kapatacağız, dolar satıyoruz gibi yalanlarla 128 milyar doları tüketti. Şu anda rezerv, ki şu anki bakan gitti sarayda anlattı. Dedi ki rezerv eksi. İnanmadı, aradı. Bunu duyunca damadı koşa koşa saraya geldi. Şimdiki bakanla, şimdiki Merkez Bankası Başkanı'yla, Naci Ağbal'la itişti, kakıştı, tartıştı. Görevinden istifa etti, zehir zemberek yazılar yazdı. Halen daha ortada yok. Ortada olmayan iki şey var. Dedemizin, ninemizin, anamızın, babamızın vergileriyle, alın teriyle biriktirdiğimiz 128 milyar dolarlık rezervi damat kendi döneminde sattı. Şu anda eksi 60 milyar rezerv var. Nasıl oluyor eksi 60 milyar? Yani para yok. Türkiye'nin varlıklarını ipotek etmişçesine, rehin göstermişçesine alınmış 60 milyar dolarlık borç var. Net olarak 128 milyar dolar satıldı. Kime satıldı? Türk parasına güvenmeyen döviz tevdiat hesabı sahiplerine satıldı. Kime satıldı? Türkiye'den parasını alıp giden yabancı yatırımcıya satıldı. AK Parti'ye yakın bile olan, ki zaman zaman tehdit etti ya, iş adamlarının varlıklarını dolar olarak yurt dışına çıkarmasıyla satıldı. Bunun satıldığını herkes biliyor. Bu paranın çarçur olduğunu biliyor. Ama çıkmış bugün, kolay ya bütün ekranlara aynı yazıyı yazdırmak. Hiçbir şeyin gittiği yok, yerinde duruyor. Ne yerinde duruyor? Eksi 60 milyar. Eksi 60 milyar. Bir ara övünüyor dünya. Brüt rezervimiz 132 milyarı geçti. Net 60'lar 70'ler varken eksi 60'lara gidince 128 milyar dolar uçunca, bunu herkes bilirken Naci Ağbal sana anlatıp da damadına sorup da damatla Naci Ağbal kavga ederken zurnanın zırt dediği yer bu, sürdürülemez dendiği için olmuşken nasıl çıkardı bu yalanı atarsın? Ve şöyle yalan. Diyor ki birinci cümle rezervler yerinde duruyor. İkinci cümle zaten rezervler yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Ya kardeşim, yani şunu diyor. Yere düştük diyoruz. Diyor ki düşen yok, ayaktayız. Sonra diyor ki korkmayın bak düştük ama düştüğümüz yerden kalkıyoruz. Kalkıyorsan nasıl düşmedin? Düşmediysen niye kalkıyorsun? Öyle rezervin düzeldiği müzeldiği de yok. Eksi 60 milyar düzeyindedir rezerv. Türkiye'nin büyük krizleri atlattığı ve AK Parti'nin gelmesine vesile olan krizin AK Parti'nin devraldığı günlerde dahi rezerv eksi 1,5 milyardı. Eksi 1,5 milyar. Yani borç rezerv yok, denk sıfır neredeyse. Övündüğü dönemlerden aldığından çok daha geriye götürdüğü dönemlere geldi Türkiye. Ve bunların hepsi iki şeyden kaynaklanıyor. Bir, katiyen hukuk yok, hukukun üstünlüğü yok, can ve mal güvencesi yok. Bu şartlarda Türkiye'ye para koymaya, kimsenin yatırım yapmaya, kimsenin gönlü yok, hevesi yok, cesareti yok. Türkiye'de varlık tutmaya cesareti yok. Çünkü bu rejimin ne zaman kafayı kime takacağı, kimin üstüne çökeceği belli değil. Hukukun olmadığı yere, hukuk üstünlüğünün olmadığı, hukuk güvencesinin olmadığı yere ekonomik güvence olmaz, kimse de gelmez. O yüzden bir reform çıpasına sarılmaya çalışıyor. Kendisinden başka heyecanlanan yok. Çünkü herkes biliyor ki anayasaya rağmen anayasasızlaştırdığı bir ülkede, kanunlara rağmen yönettiği bir ülkede, mahkemelere rağmen tutuklamaları sürdürttüğü bir ülkede, her istediğini içeri attırttığı, her istediğini dışarı çıkarttırdığı bir ülkede kimse güvenmiyor ve kendinden başka kimse bu reformlardan heyecanlanmıyor. Ve savrulmanın bir diğer boyutu dış politika. İktidar partisi dış politikada efelenme evresinden yelkenleri suya indirme evresine açıkça geçti. İbrahim Kalın'ın Bloomberg aracılığıyla ABD'ye verdiği mesajlar. O ne güzel selektör yapmaklar öyle. Harikulade. Yani bir zamanlar söyleydi. Biz hep söyledik. Bunlar Trump'ı tutuyorlar.
Bize de siz Biden'cısınız diyorlar. Biz dedik ki biz Biden'cı değiliz. Biz Türkiye'nin çıkarlarını savunuruz. Ve seçim oldu bitti. Bizim Biden kazanmadı ama bunların Trump kaybetti. Öyle olunca önce bir telaş sardı. Şimdi İbrahim Kalın Bloomberg'den sellekleri yapıyor. Bir yandan Biden'ın istemediği Borsa İstanbul Başkanı, Biden kapıyı surata kapatmış bunların, Maymuncuk diye İstanbul Borsa Başkanı'nı görevden alıp o kapıyı açmaya çalışıyorlar. Teker teker tavizler, güzel güzel mesajlar, bir telefon görüşmesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanları, cumhurbaşkanları, seçilen Amerikan başkanlarını istedikleri zaman, istedikleri sürede, istedikleri yöntemle tebrik edebilmişlerdir. Uluslararası ilişkide tebrik telefonunun başında bekleyip de ağladıkları bir duruma ilk kez geliyoruz. Bunun için yani Türkiye'yi nereden nereye getirdik diyor ya, Türkiye'deki yöneticiler Amerikan başkanlarına telefon bağlatırken bekliyorlardı ya 1930'larda 40'larda santraldan bağlattırıyorlardı. O günden bugüne beklemez Türkiye Cumhuriyeti başbakanları. Bunlar bu çağda telefon başında bekliyorlar. Santral karşı taraftan ses yok. Türkiye Cumhuriyeti'ni bu hale getirdikleri için bizler utanıyoruz. Diğer taraftan Fahrettin Koca'nın Kemal Bey üzerinden Çin'e verdiği mesajlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye verdiği mesajlar ve son olarak önce Çavuşoğlu, sonra Hulusi Akar, şimdi Ömer Çelik'in Mısır ile diyaloğa dönüleceğine yönelik açıklamaları. Şimdi Mısır'la aranız kötü, köprüler atık, ilişkiler gergin olunca Mısır gidiyor Yunanistan'la anlaşıyor. Münasır ekonomik bölgeler anlaşmalarını yapıyorlar. İsrail'le yaptıkları gibi, Ürdün'le yaptıkları gibi. Sonra siz buralara hapis kalıyorsunuz. Sonra tek çare Libya'daki iç savaşa taraf olmak oluyor falan. Bu sırada da biz hep şunu söylüyoruz. Gidip de elbette Sisi'ye metiyeler düzmeyelim. Ama eğer biz Mısır'la diplomatik ilişki kurmazsak buradan Türkiye zarar görür diyoruz. İşte Doğu Akdeniz'deki yalnızlık, işte dış politikadaki yalnızlık, işte Arap dünyasındaki yalnızlık. Katar'dan başka dost yok. Şimdi tutmuşlar Mısır'la aradaki sorunları çözeceklermiş. Çözün. Çözün de düğümleri biz mi attık bir bakın. Kör düğüm olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi denilen kişi bir zalimdir. Zalime nasıl selektör yapmak o? Sayın Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'nin bulunduğu salona girmeyi reddetti. Şimdi ey Merkel duymuyorsanız, ey Trump duymuyorsanız, ey Biden duymuyorsanız, Macron'a hakaretler duymuyorsanız, Sisi'nin bulunduğu salona girmeyi reddedenler şimdi aynı masaya oturmanın yolunu arıyorlarsa gerçekten bir tek dediklerine inanmak lazım. Yakınlarda erken seçim yok demek ki. Çünkü bunların hepsi seçim propaganda malzemesi olarak kullanılmış, tüketilmiş ve uluslararası alanda Türkiye'nin başını derde sokmuş kabadayılık işleri. Monşerler diplomasisi diye reddettikleri, eski bakandan, küskün milletvekilinden, milletvekili kardeşinden kurdukları dünyadaki tuhaf diplomasi elçileri ve ağı görevlendirdikleri büyük elçileri ve Türkiye'nin dış politikasını getirdikleri nokta bu. Şimdi bir zikzakı, bir tarihi U dönüşünü daha hep birlikte ibretle izliyoruz. Bunun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ha pardon, çok özür dilerim. Şurada bulamadım da. Bugünkü grup toplantısı. Bugünkü grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan defalarca devlet imkanlarıyla partisi için hazırlatılmış propaganda filmlerini,
zorla, cebren, fiili durum yaratarak bütün özel televizyonlara ve devletin televizyonuna yayınlattı. Ya AK Parti açılışlar yapıyorlar, propaganda yapıyor bilmem ne. Kim hazırladı? Mesela bugün Ömer Çelik çıkıp bana şeyi gösterebilir mi? Bugün AK Parti grubunda oynatılan videolar için AK Parti'nin ajansa, bunu hazırlayan firmalara ödediği faturayı gösterebilir mi? Bugün, hemen, şimdi. Bir görelim bu filmleri kim hangi parayla yaptı. Ama devletin imkanları, devletin iletişim başkanlığı, AK Parti propaganda filmleri. Ben çıkacağım, Cumhurbaşkanı olarak konuşacağım. Olur, konuş. Herkes canlı verecek, peki verelim. Öksürsem canlı yayına gireceksiniz, olur. Gece uykumda sayıklasam canlı yayında vereceksiniz, peki. Açıyor oradan, benim bu videoyu yayınlayın. Özel televizyonlar bu propaganda videolarını, 5 dakika 6 dakika süren bu videoları bedavaya yayınlamak mecburiyetindeler mi? Böyle bir istismarcı anlayış olur mu? Partinin sahibiyim, devletin sahibiyim, ülkenin sahibiyim, özel televizyonların sahibiyim. Ticari kuruluşlar bunlar. Grup toplantısı yapıyor görüntüsünde propaganda filmi. Bir de ondan sonra dönmüş CHP'yi kötüleyecek. Efendim 1970'lerdeki kuyruklar bilmem neler. Ya dünya bir zaman treninde gidiyor. Teknoloji ileriye gidiyor, icatlar ileriye gidiyor, hayat ileriye gidiyor. Sen o trenin içinde yürüyorsun. Bence geri geri yürüyorsun. Sonra trenin geldiği yerden kıvanç duyuyor. Ya 50 yıl geriye gidiyorsun ya. Bir 50 yıl daha git, elin gitmiş değmişken. 1970'ler şöyleydi. 1920'lerde de İstanbul'da ulaşım atlı araçlarla sağlanıyordu, toplu ulaşım. Ya böyle şey olur mu? 50 yıl öncesiyle. 1990'larda elektrik kesiliyordu. Halen kesiliyor. Geçtiğimiz hafta canını okudunuz Güneydoğu bölgesinin. Halen kesiliyor. Dünya kadar Manisa'da elektrik kesintisinden zarar görenler var. TEDAŞ onların zararlarını karşılamaya uğraşıyor. Saatlerce elektrikler Türkiye'nin dört bir yanında kesiliyor. Kesilmiyor mu? Vatandaş bilmiyor mu? 1990'larda 30 yıl geriye gitmiş. İşin ilginci, Soma faciası olur, 301 kişi ölür, şöyle der. İngiltere'de geçmişe gidiyorum. 1862'de madende 204 kişi ölmüştü. Bakın Amerika teknolojisiyle, her şeyiyle 1907'de 361 kişi ocaklarda can vermişti. 2014 yılında Soma'da maden faciası yaşanmasını 1862 ile normal gösteren anlayış, 50 yıl öncenin kuyruğuna, 30 yıl öncenin elektrik kesintisine medet umuyor. Yok böyle bir şey. Gencecik insanlar dinliyor. Allah'tan onlar o kadar kolay kandırabileceği bir kitle değil. Yoksa çıkacak diyecek, ey gençler, bu dokunmatik telefonlar AK Parti'den önce yoktu. Tuşlu telefon kullanıyorlardı. Doğru. O tarihte icat edilmemişti. AK Parti'den önce tuşlu telefon kullanılıyordu. Çünkü dünyada dokunmatik telefonlar icat edilmemişti. Ama bu telefonları Türkiye'de sen icat etmedin. Dünyada icat edildi. Hep birlikte kullanıyoruz. Bu kadar çarpık, bu kadar karmaşık, bu kadar gerçeklerden kaçan bir anlayış. Denizli'nin Bozkurt ilçesi bugün Cumhuriyet gazetesinde, Sözcü gazetesinde yer alıyor. Kadın bir belediye başkanı, Birsen Çelik, AK Parti döneminde yaşanan bir iş kazası, emekçinin hakkını vermemişler, mahkemeye başvurulmuş, tazminat çıkmış, AK Parti döneminde ödememişler, CHP'li belediyenin de ödeme önerileriyle uzlaşma olmayınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın bir belediye başkanının oturduğu koltuğu, görev yaptığı masayı haczeden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu 8 Mart'ta AK Parti'nin Türkiye'ye yaşattığı ibretlik tablolardan bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin sorularınız varsa cevaplayabilirim.
Şimdi birincisi seçim barajı 12 Eylül'ün Türkiye'ye getirdiği, AK Parti'nin iktidar olunca kaldıracağını söylediği ama aynı YÖK gibi, aynı 12 Eylül'ün diğer tortuları gibi AK Parti'nin istifade etmeye çalıştığı bir yer. Seçim barajı şu an %10. Seçim barajını düşürelim. Düşürelim, %1'e düşürelim. Yok, düşürmeyelim. 7'de tutalım ya da 6 yapalım. Neden? Çünkü küçük ortağın oyları 7. Belki de 6. 6 ise 6, 7 ise 7. Küçük ortak atlayabilsin. MHP baraj altında kalmasın. Ama diğer partiler kalsın. O yüzden milletin yollamak istediği temsilcilerin yerine AK Parti'nin temsilcileri gelsin. Bu sayede milletvekili sayısı AK Parti'nin düşmesin, AK Parti iktidardan düşmesin. Bu siyasi yan kesicilik hesapları. Bunların hepsi AK Parti'nin siyasi yan kesicilik hesapları. Yaramaz. Geçen sefer de söyledik. Geçen sefer ittifak kanunu çıkaralım, tak tak yapalım, onu yapalım. Yaramaz dedik. İttifak kanunundan da kendileri istifade etmeyi düşünüyorlardı, zarar gördüler. Bugün barajla oynuyorlar. Barajla oynamak ve bunu kendi küçük ortağının oy seviyesine göre ayarlamak MHP'deki erimenin itirafıdır. Millete de sen benim istediğim partiye oy verirsen milli irade iyidir. Benim istediğim partiye oy vermezsen milli irade değerli değildir demektir. Diğer siyasi partilerin %3'ler, 4'ler, 5'ler alacaklarını öngörüyorlar. Barajı 7'de tutalım diyorlar. Onda tutamıyorlar, MHP aşamıyor. MHP'deki erime sürüyor. %18'lerden eriyerek geliyor MHP. Bunlar daha iyi günleri, daha da eriyecekler. Çünkü milletin onlardan istediğini değil, sarayın onlardan istediğini yapıyorlar. Millet oy verirken EYT'yi çözeceğiz dediler. Buraya geldiler, AK Parti'nin güdümüne girdiler. Milletten oy alırken uzman çavuşlara sorunlarını çözeceğiz dediler. Buraya geldiler, AK Parti'nin güdümüne girdiler. Milletten oy alırken 3600 ek gösterge polisimize dediler. Buraya geldiler, AK Parti'nin güdümüne girdiler. Erimeye devam ederler. Hesabı millet, karneyi millet veriyor. Terörle iltisaklı parti falan filan, bunları siyasi partiler kanununda bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi Yargıtay Başsavcılığı tarafından nasıl soruşturulacağı, Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davalarının nasıl görüleceği, bunun dışında cezalar verilirse işte hazine yardımından mahrum bırakma gibi, bunun hangi şartlarda olacağı belli ve bununla da Türk milleti adına karar verecek hakimler, savcılar görevli. Bunun dışında bunun bir politik kutuplaşma sırasında bir siyasi manevra olarak kullanılmaya çalışıldığı görülüyor. Taslağı yazıp getirdiklerinde zaten herkes okur, ne yapmaya çalıştıklarını görür. Bizim işimiz AK Parti'nin aklındakini bilme işi değil. Ama AKP-MHP arasında seçim kanunu ile ilgili bir türlü netleşemedikleri, uzlaşamadıkları, devamlı birbirlerine gittikleri, geldikleri, çözemedikleri ayrılık alanları oluyor. Bu bizim derdimiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönemde nasıl 31 Mart'ta İstanbul seçimini kazanmışken bir takım yargı oyunlarıyla ve daha sonra manipülasyonlarla yapılmaya çalışılan bir hesabı millet bozduysa, yine her türlü oyunla Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, iktidara gelmemize karşı yapılacak her türlü oyunu yine milletin bozacağına yürekten inanıyoruz. Yani kabul edilecek bir şey değil de, Irak bölgesel yönetimi Türkiye'ye geldiğinde kiminle randevu aldığı, kimlerle görüştüğü, ilişkileri nasıl iyi olduğu, geçmişte hangi fotoğrafların, hangi videoların olduğu, o yönetimle ilişkilerde, yerel seçimlerle ilgili bile o yönetimden nasıl talepler, nasıl destekler olduğunu biliyoruz. Bu soru iyi bir soru. Opul'daki gösterilen harita bizim kabul edebileceğimiz veya üzerine en sert tepki vereceğimiz, asla kabul edebileceğimiz bir durum bir pul. O konuda hiçbir sıkıntı yok da,
bu pul konusunda AK Parti ne düşünüyormuş, bu pul konusunda MHP ne düşünüyormuş, onu sormak, o cevapları merak etmek lazım. Biz de bu cevapları merak ediyoruz. Zaten soruluyor ama o konuda bir suskunluk içinde oldukları görülüyor. En azından ben basın toplantısına çıkana kadar esas bu konuda tepki vermesi gerekenlerin tepki vermediğini görüyoruz. Bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Tweet, bir tweet, bazen bir tweettir, bazen bir tweetten fazlasıdır. Bu tweetteki amacın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'nun siyasilere yönelik bir kutlamayla ilgili attığı bir tweettir. Bu tweetin siyasi etkileri olmuştur, tartışmalar olmuştur, saygı duyduğumuz değerlendirmeler olmuştur. Son derece nezaket içinde, son derece birbirini anlayan ve karşı karşıya birlikte olunan durumla ilgili son derece hassasiyet gösteren değerlendirmeleri dikkatle takip ettik. Artık bu tweet atıldığı günde kalmıştır. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.